Enflasyondaki dalgalanmadan dolayı bazı kesimlerin orantısız fiyat politikalarına dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sert tepki gelmişti. Erdoğan orantısız fiyat uygulamasını eleştirmiş ve komisyonculara da sert ifadelerle seslenmişti. Biz de bugün pazar tezgahlarındaki ürün fiyatlarıyla toptancı hal fiyatlarını karşılaştırdık. Bakın bakalım pazarda nelerle karşılaştık. Faiz oranları düşmüş, enflasyon belli oranda düşmüş. Buna rağmen hala bütün sebze, meyve vesairede fiyatlar düşmüyor. Onlar hala yükseliyor. Bunu neyle izah edeceğiz? Bunun ahlaki bir temeli olabilir mi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan işte bu sözlerle pazar ve manav tezgahlarındaki fiyat artışına tepki göstermişti. Biz de Antalya Salı Pazarı'na geldik. Bakalım uyarılar ne kadar dikkate alınmış, haldeki fiyatlar pazar tezgahına nasıl yansıyor? Domates 5 lira, 6 lira. Salatalık? Salatalık 5 lira. Biber? Biberler 10 lira. Oysa toptancı halinde kabak 5, fasulye 7, domates 3 ila 5, biber 6 ila 11, salatalık 3 ila 6 lira arasında değişiyor. Pazardaysa fiyat etiketlerinden de anlaşılacağı üzere fiyatlar neredeyse hale göre daha ucuz. Ben üreticiyim. Hal fiyatından 1 lira aşağıya satıyorum ve memnunum. Vatandaş ne diyor bu konuda? Vatandaş tepki gösteriyor haliyle ama yapacak bir şey yok. Kimi pazarcı ise fiyatların mevsimden dolayı yükseldiğini ifade ediyor. Yani mevsim gereği fiyatlar bayağı bir yüksek. Mesela biber olmuş 8-10 lira. Çok yüksek yani, milletin alım gücü de olmadığı için pek satılmıyor. 5 liraya satsak halk almıyor. Mecbur satmaya çalışıyor. Elimizdeki malları çıkartmaya çalışıyor. Onun için biz de yani fazla kara bakmadan halkımıza aynı fiyata vermeye çalışıyoruz. Şimdi gelen vatandaşa bir şey diyemiyoruz. Yüksek diyor. Biz de kazanıyoruz. Kilo başı 1 lira atıyoruz. Bunun yarısı fire gidiyor. Poşettir. Yer parasıdır, bilmem ne parası, bize de kalıyor 250 kuruş. Yani eve gittiğimiz zaman aç gidiyoruz. Evime alamıyorum bunu. Kendim evime alamıyorum. Vatandaş ne yapsın? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uyarılarda bulunmuştu. Biz de pazara geldik ve fiyatları aktardık sizlere. Yarın da markette olacağız efendim. Bakalım market reyonlarına fiyatlar nasıl yansıdı?